Su otomatı tamam mı? Sen oraya para atınca sana su verecek. Şimdi orada ne yazıyor? Bozuk yazıyor. Ve bozuk yazan otomata para attığında paranı israf ediyorsun. Başka? Enerji. Zamanı boşa harcıyorsun. Bozuk yazıyor. Bozuk olan hayatında ne varsa bozuk olan işler, bozuk olan arkadaşlar, bozuk olan diziler, bozuk olan sosyal medya, seni ileri götürmeyen, bunlara harcadığın zaman, enerji, para sana bereketsizlik olarak geri dönüyor. Çünkü israf yaptığından dolayı bereketsizlik, kara bulutlar gibi senin hayatına böyle çöküyor. Girdabın içerisine giriyorsun. Sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz bereket konusu. Bereket, herkesin merak ettiği bir konu. Bereket sadece parayla alakası olmadığını ve bereketin hayatımızın her alanında da olduğunu burada, bu videoda size anlatmak istiyorum. Nasıl anlatacağım? Bir kısa ile, bir hikaye ile İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı bir kıssayla bunu anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar o kadar koyunu var ki 12 bin tane çoban köpeği koyunları takip ediyor. Düşünün koyun sayısını siz tahmin edin. Koyun sayısı çok fazla olduğundan dolayı şikayetçi. Bu kadar işten dolayı Hazreti Allah'a ibadet edemediğini söylüyor. Öyle dua ediyor. Ya Rabbim benim elimdeki malın bir kısmını al diyor. Ve o şekilde dua edince Rabbim de ona sen ata bir yolculuğa çık. O yolculuk esnasında eve dönene kadar ekmek ye. Bildiğiniz ekmeği alacak, yiyecek yolculuk esnasında. İbrahim Aleyhisselam hemen uygulamaya geçiyor. Ata biniyor ve bir çarşaf, bir önlük gibi düşünün. Boynundan bağlıyor ve atın kulaklarına takıyor. Yediği ekmek kırıntıları dökülmesin diye. Biliyorsunuz ekmek kırıntısı bizim kültürümüzde de çok önemli, çok değerli. Neden? Bereket orada deniyor değil mi? Öyle diyoruz, biliyoruz ve yolculuk esnasında biriken ekmek kırıntıları bunları da yolculuk bitiminde tüketiyor. Ekmek kırıntılarından bir parçası yere bile düşmüyor, dökülmüyor ve tekrar evine vardığında bir bakıyor ki hayvanlar yavru yapmış, çoğalmış, iki katı olmuş. Ve hikmetini soruyor Hazreti Allah. Hazreti Allah da şöyle buyuruyor. Sen ekmek kırıntıları dökseydin o zaman elindeki varlığını alacaktım. Yani sahip olduğun ne var? koyunlar veya bunun dışında sahip olduğun neler varsa bunları alacaktım ama sen sahip çıktın. Kıymetini bildiğin için sen kıymetini bildiğin için sana verdim. Başkası kıymetini bilseydi başkasına verecektim. O yüzden biz de verilen nimetlerin kıymetini bilmediğimizde O zaman Hazreti Allah elimizden alıyor. Nedir mesela verilen nimetler? Hayat değil mi? Ömür. Bir zaman bu zamanı sana vermiş Hazreti Allah ve devamlı akıyor. Sen eğer bu zamanın kıymetini bilmezsen, değer vermezsen, önem vermezsen Hazreti Allah bunu elinden alıyor. Görüyorsunuz değil mi? Patır patır insanlar hızlı bir şekilde ölüyor. Kıymetini bilmeyen insanlar genellikle onu fark ettim. Ömrünü zayi edenler, ömrünü israf edenler bunlar çok hızlı bir şekilde ömürleri kısalıyor. Veya kötü kullanıyor verilen nimeti, zarar vermeye çalışıyor. Sağlıklı beslenme, sağlıksız davranışlarla ne yapıyor? ömrünü israf ediyor. Bunun dışında yine biraz önce örnekteki gibi kırıntı misali verilen ömrü zamanı sen yere dökersen o zaman elinden alınıyor. Bu ne olabilir mesela? Aile de olabilir. Mesela senin bir ailen var. Değer vermezsen, kıymet vermezsen. O zaman ne oluyor? Hazreti Allah elinden alıyor. Bereket sevgili arkadaşlar. Veya paran var, malın var, işin var tamam mı? Sen onu israf edersen, kıymetini bilmezsen, değer vermezsen yani enerjini boşa harcarsan o zaman onu da elinden alıyor. Yani oradan kazandığın paranın bereketi yok. Bazı arkadaşlarımız var. Hocam çok iyi para kazanıyorum. Görüyorum. Çok iyi para kazandığını görüyorum gerçekten ama ayın sonunu getiremiyor. Neden? Bereketsizlikten dolayı. Şöyle de anlatabilirim. Bereketsizliği sevgili arkadaşlar, boşa harcadığın enerji, boşa harcadığın para, boşa harcadığın vakit, ömür sana bereketsizlik getiriyor. Çünkü israf yaptığından dolayı bereketsizlik kara bulutlar gibi senin hayatına böyle çöküyor. Girdabın içerisine giriyorsun. Bir otomat var. Su otomatı tamam mı? Sen oraya para atınca sana su verecek. Şimdi orada ne yazıyor? Bozuk yazıyor. Ve bozuk yazan otomata para attığında paranı israf ediyorsun. Başka? Enerji. Zamanı boşa harcıyorsun. Bozuk yazıyor. Bozuk olan hayatında ne varsa Harcadığın ne varsa bozuk olan işler, bozuk olan arkadaşlar, bozuk olan diziler, bozuk olan sosyal medya ne varsa seni ileri götürmeyen ne varsa bunlara harcadığın zaman, enerji, para sana bereketsizlik olarak geri dön. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın kısasındaki gibi ekmek kırıntıları yere döküldüğünde malı mülkü azalacaktı ama ne yaptı? dökmedi kıymetini bildi değil mi? Sana verilen nimetler neyse bunlar sağlık, para, enerji, zaman, aile, huzur, mutluluk verilen bütün bu nimetlerin kıymetini bilirsen, bunları israf etmezsen işte o zaman bereket geliyor. Dolayısıyla bununla alakalı bir hadis-i şerif var. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini bil, kendini tanı. Yani eksi taraflarını ve artı taraflarını öğren, kendini tanımaya başladığında israf etmezsin ömrünü. Eğer israf edersen ömrünü, hadis-i şerifte onu anlıyoruz, o zaman bereketsizlik başlıyor, huzursuzluk başlıyor. Paran var ama yerken tat alamıyorsun. İşin var, keyif alamıyorsun. Pazartesi sendromu var, sıkıntı. Sevmiyorsun işini veya mesleğini sevmiyorsun. Veya ailen var, sanki ailen yokmuş gibi. Eğer bereketsizlik varsa yani çocuklarım var söz dinlemiyor. Sanki yokmuş gibi. Eşim var ama yanında yokmuş gibi. Eşim var ama keyif almıyorsun. Hayatın var ama tat alamıyorsun. Sağlığın var doktora gidiyorsun sağlık var ama sen kendini hasta zannediyorsun. Sürekli doktora gidiyorsun. O boşluğu doldurmaya çalışıyorsun. Neden? Çünkü bir bereketsizlik var. Doktor diyor ki bak kardeşim senin sağlığın var diyor. Bütün veriler süper diyor. Ama sen yine de tekrar tekrar yolları aşındırıyorsun. Gidiyorsun ben hastayım ben hastayım ben kalp krizi geçiriyorum diye veya sıkıntı yaşıyorum diye var olanların bereketsizliği ile alakalı bu. Neden? Çünkü biraz önce dediğim gibi zayi ediyorsun. Ömrünü israf ediyorsun. Kendini bilmediğin için, kendini tanımadığından dolayı eksi ve artılarını öğrenmek için bir kılavuzla bir yolculuk yapmıyorsun. Senin bir aracın var. Bu aracında arıza var. Bu arızayı düzeltmek için sen kendi başına tek başına çözmeye çalışıyorsun. Ses geliyor diyorsun ki şu tekerleği değiştireyim. Buna zaman harcadın, buna para harcadın, buna enerji harcadın, tekerlek harcadın. İsraf ettin aslında. Problem burada değil, başka bir yerde. Sonra kendi başına yine bu sefer Motorla uğraşıyorsun. Oraya zaman harcıyorsun. Bir hafta, iki hafta. Ne yaptın aslında? İsraf ettin. Sonra şöyle bir müdahale yaptın. Burada bir işlem gördün. Yani bu arabayı bir metafor olarak anlatıyorum. Bu senin hayatın. Hayatını düzene sokmak için kendi başına bir şey çözmeye çalıştın. Aslında kendi başına çözemedin. O olmadı. Çünkü kendi başına yapamazsın. Bunun bir ustası var. Bir kılavuzu var. Ne yaparsın? Her normal insan gibi bir ustaya gidersin değil mi? Ustada o kılavuzda bilgisayarını takar buna ve testle analizle bunun arızasının nerede olduğunu görür ve çözer değil mi? Ama sen ne yaptın? Sen kendi başına çözmeye çalıştın. O yüzden israf ettin. Bu israf bile zaman harcamak, para harcamak, enerji harcamak, umutlarını harcamak sana bereketsizlik getirir. O yüzden bir an önce, bir an önce bir kılavuzla, bir mentorla, bir rehberle yola çık zamanını israf etmemek için. O yüzden biz de yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'da yaşayan insanlara hayatına bereket getirmeleri için online eğitimlerle 3 aylık 6 aylık 1 senelik programlarla onların artı ve eksilerini bularak onları tamamlayan bir eğitim programıyla bereket içerisinde yüzmelerine vesile oluruz. Bununla alakalı eğer sen de hayatına bereket, huzur, mutluluk çekmek istiyorsan, bereket içerisinde yüzmek istiyorsan o zaman bir an önce hayatını israf etmeyi bırak ve videonun altındaki linke tıklayarak online eğitimlere başvuru gönder. Eğer her şey uyarsa binlerce öğrencimizdeki gibi sende de güzel sonuçlar alırız. Eğitimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.